tatil yapabiliyor musunuz? Yapıyoruz. Evin bodrumunda yapıyoruz. Evet. Normal bodruma gidemiyor musunuz? Gidiyoruz. Hükümet sağ olsun. Gidiyoruz yani. Evin bodrumundan başka bir yere gidemiyoruz biz. Maalesef. Ülkenin hali bu. Yapacak bir şey yok. Tatil fiyatları arttı mı sizce? Hiç bilgim yok. Gidemediğim için ilgilenmiyorum öyle şeylerle. Pandemi döneminde turizm sektöründe yaşanan sıkıntılar tatilcileri de etkiledi. Otellerdeki yüksek konaklama fiyatları sebebiyle çadır kamplarına yönelen tatilciler burada da yüksek fiyatlarla karşılaşıyor. Türkiye'de yaygın olarak kullanılan bir rezervasyon sitesinin verilerine göre Türkiye'nin popüler tatil beldelerinde kişi başı ortalama konaklama fiyatları son 2 yılda %60 artış gösterdi. Ülkemizdeki sıcaklıklar bu seneye baş etmemizi zorlaştırdı gerçekten. 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklar hepimizin serin sularla buluşmasını tetikledi. Ancak hem artan tatil fiyatları hem de bütçedeki açıklar maalesef herkesin tatil yapmasına izin vermiyor. Ülke olarak sizce tatile gidebiliyor muyuz? Bence gidemiyoruz. Gidemiyoruz yani. Neden? Ülkenin durumu çok vahim. O yüzden gidemiyoruz ya. Tatile gelenleri seyrediyoruz burada. Almancıları görüyoruz. İnşallah iyi olur. Türkiye'nin tadını turistler mi çıkarıyor aynen diyorsunuz? Öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki tatil fiyatları arttı mı sizce? Arttı. Hem 2 kat 3 kat arttı. Yani bu şekilde artık böyle giderse de daha da pahalı olacak. Vallahi ben yapmadım. Neden? Yani. Neden? İşlerimizin yoğunluğundan dolayı tatile fırsatımız olmadı. Yani biz kendi tatilimizi Gölcük'te geçiriyoruz. Ülke olarak çok yapıldığını zannetmiyorum yani. Bunun nedeni ne olabilir? Ekonomik olur tabii. Başka neden olabilir ki? Tatil fiyatları arttı mı sizce? Yani yakın zamanda benim herhangi bir tatil yolculuğum olmadı. O yüzden hiçbir fikrim yok. Ama artmıştır muhakkak. Yani gazetede falan bazen reklamlara baktığımda görüyorum. Yani refah seviyesinin düşük olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Başka bir nedeni olamaz yani. Ne olabilir ki? Maalesef tatil nerede? Ziraat bol, işçilik bol burada. Ödemiş. Tatile hiçbir zaman vakit ayıramıyorsun. Mümkün değil yani. Peki tatil yapmak için ekonomik olarak uygun muyuz? Ekonomik olarak uygunuz da zamanımız yok. Zaman kısıtlı. Zaman olmadığı için arazide çalışmadan tatili göremiyoruz yani. Ülke olarak ben Türkiye'nin tatili yapamıyorum. Hep sıkıntılı yaşıyor ya. Yani bizim bu devlette, büyüklerde halkı sormuyorlar ki derdimizi dökek. Biz sadece sizlerle muhatap oluyor. Ama reportajınız kendine ulaşsa artık bir dert, çare, durumlar bize bir çözüm yapsınlar. Neden tatil yapamıyorsunuz? Çalışıyor, baş gelemiyor. Her şey artıyor. Bir markete giremiyor. Alışverişe para yetmiyor. Evde huzur kalmıyor. Ne yapacağımızı bilmiyor. Tatile ayıracak paranız yok. Tövbe ya, kirayı ödeyemiyorum ya. Benim ne yurt dışına? Ben şimdi Ödemiş'ten İzmir'e gidemem ya. Yalı yolda kalırım valla. Çalış da 4000 lira çocuklara ihtiyacı al da okula gönder. Tövbe ya. Tövbe ya. Çocuk da kalbi kırılıyor. Ben de darılıyorlar. Baba herkeste var. Senden niye yok? Ne yapayım oğlum? Yönlerle bir yere varamıyor. İşçiyim. Tarım işçisiyim. Mücadelemizi veriyor. Ha Allah'a şükür can sağlığı iyi. Ama tatil yok diyorsunuz. Ya tatil yok, yatma yok. Vallahi ya. Ya vallahi bak evde de huzursuzum. Bence müsait değil. Yani ülkenin durumu belli. Yani kriz var belli. Siz yapabiliyor musunuz tatil? Hayır, nerede çalışıyoruz? Hafta sonları bile çalışıyoruz. Normal sigorta işte çalışıyorum ben. Asgari ücretli ama müsait değil yani. Tatil yapmaya müsait değil. Tatil fiyatları arttı mı sizce? Bence arttı. Her şey arttı yani. Hayat zor.